açıklamaya çalışmaya gerek. Bence bütünlüğü yani, içinde insan alırsak yani, ancak yani hani, bilinç, evet, zihin hepsini bir arada alırsak. Fakat şunu da diyelim, biz biyolojik olarak beynin nasıl çalıştığıyla ilgili tam bir açıklamaya sahip değiliz. Dediği gibi işte belli elektrotların işte zihne konmasıyla daha çok ön beynin şu ön kısmının daha çok iradevi hareketlerden sorumlu olduğu gözüküyor, ama asıl gözüken beynin her tarafına dağılmış bir şekilde bütün davranışların olduğu. Fakat bizim de gördüğümüz, beyne baktığımızda, biyolojik kısmına baktığımızda gördüğümüz aslında bazı kimyasalların hareketini görüyoruz. Bunu da unutmamak lazım. İşte serotonin oradan oraya giriyor, melatonin oraya gidiyor. Serotoninle melatoninin altyapısına girsek bunlar işte belli moleküller. Moleküllerin altyapısına girsek karşımızda protonlar, elektronlar çıkıyor. İşte protonların altına ise kuarklar çıkıyor. Böyle bir maddi dünya çıkıyor. Fakat biz maddi dünyanın kendisine baktığında bizim fizikle ilgili anlatımımızın içinde iradeye benzer bir açıklama yok. Aslında bir bilince dair bir şey yok. Amaçsallığa dair bir şey yok. O bir yerde kuarklar protona, proton moleküle, molekül beyinde bir serotonin oluyor. Serotonin belli şekilde ön frontal lobda diğerleriyle koordineli bir hareket yapıyor. Hop hop diyoruz, bilinç çıkıyor. Ha, bu geçişin nasıl olduğu şu anda biyolojik olarak veya felsefi olarak hiç kimse gösterebilmiş değil. Ha, gösterilemediği içindir ki bir kısım belli şekilde moleküllerin ahenkli hareketiyle, ki bunu bir kısım dini açıdan da böyle olmasının sorun olmadığını söyleyenler olmuştu, bir arada hareketiyle oluştuğunu söyleyenler var. Bu maddeye tamamen aşkın ayrı bir varlık olarak ruhun var olduğunu, yani bu maddi bedenin canlandırılması değil, maddenin içine ayrı bir varlığın sokulmasıyla canlandırmanın olduğunu bu yüzden hala savunanlar var. Ama bunun biz şu anda bilimsel bir açıklamasına sahip olmadığını bilmemiz lazım. Bir de şunu unutmayalım, biz yiyoruz, içiyoruz. Beynimiz dışında bütün hücrelerimiz aşağı yukarı 6 ay. Beyin için bu 5-6 yıla kadar, hatırladığım kadarıyla hücrelerine kadar giden bir şey. Şimdi bütün bu hücrelerin değişimine karşı benim bir içe bakışla tecrübe ettiğim bir benlik dediğim bir şey var. Ve dikkat edin, bilimsel olarak benliği gösteremezsiniz. Ama biz bir içe bakışla kendimin 20 yıl önceki benle bugünkü beni, çünkü 20 yıl önceki benle bugünkü ben arasında beyindeki bütün moleküller ve bütün atomlar değişti bilimsel olarak. Fakat kendim dediğim şey nasıl devam etti? Yani sırf hafıza desek hafıza gibi de gözükmüyor. Yani hafızası o kişinin de bir bozukluklar olsa ki insanların hafıza testlerinde birçok yani hafıza bozuklukları da çıkıyor. Ona rağmen benliğinin devam ettiğini diyoruz. Bu bizim kişiliğimizi devam ettiren unsur ne dediğimizde burada aslında ciddi anlamda çok enteresan, felsefi açıdan da tartışılması enteresan ama biyolojik açıdan açıklamasına sahip olamadığımız bir unsur olduğunu da görmek zorundayız.